Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'yi yeniden siyasi denetime alma kararını dün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu kararla Türkiye denetimden çıkan ve sonra tekrar denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kararı siyasi gerekçeyle falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Türkiye, AKP'den ve onların hukuksuzluklarından ibaret değildir. Kararla Türkiye'ye şu söylenmiştir. Siz bir Avrupa Konseyi üyesi olma konumunu kaybettiniz. Artık attığınız her adımınız incelenecek ve izlenecek denilmiştir. Türkiye'nin kaybettiği 13 yılın hesabı derhal verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmak bir hedef olmuştur. Derhal Türkiye'ye yıllar kaybettiren bu hukuksuzluklar, Türkiye'ye demokrasisini kaybettiren bu siyasi anlayışın hızla düzeltilmesi gerekmektedir. Türkiye'den Amerika'ya giden her bakan, her devlet yetkilisinin birinci günden maddesiz rıza zarraf. Neden? Niçin böyle? Bunca meselemiz varken neden bir kişiyle ilgili bir mesele bir iktidarın tek ve temel meselesi haline geldi? Neden yurt dışında sayısız tutuklu vatandaşımız varken Türkiye Cumhuriyeti sadece rıza zarrafa değer veriyor? Sadece bu konuya hassasiyet sergileniyor. Şimdi kara para trafiğinin baş aktörü neden Türkiye Cumhuriyeti tarafından adeta bir devlet meselesi gibi en üst düzeyde savunuluyor? Bu canhıraş savunma hali iki çok açık gerçeği esasını ortaya koymuş oluyor. Birincisi, Rıza Zarraf'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir şahsi değeri var. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politika öncelikleri 80 milyonun çıkarlarına göre değil, Erdoğan'ın şahsi meselelerine, onun kişisel kaygılarına göre şekilleniyor. Bunun açık anlamı devletin çökmüş olması ve yerine şahıs devletinin konulmuş olmasıdır. Bu da bir kez daha bu somut durumun örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarından Rıza Zarraf uğruna ödün veriliyorsa bu bir felakettir. Ve bunun 80 milyon için çok ağır sonuçları olur. Değerli arkadaşlar, mühürsüz bir seçimin ardından gayrimeşru bir referandum sonucuyla karşı karşıyayız. 49.799.163 kişinin hakkını, hukukunu savunmak bizim için önceliktir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde AHİM'e başvuru yapacağımızı da buradan hepinizle paylaşmak istiyorum. Aydınlık günlerde tekrar buluşacağımıza hiç şüphem yok. Saygıyla selamlıyorum.